Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Temmuz 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Temmuz ayı sizin için oldukça sosyal, eğlenceli, aşk konularında da romantik bir ay. Şimdi şöyle detaylara, konu başlıklarına bir bakalım. 3 Temmuz'da Oğlak burcunda Dolunay meydana gelecek. Ay boyunca Venüs Aslan burcunda, Mars ayın 11'ine kadar Aslan'da, daha sonra Başak burcuna geçecek. 17'sinde Yengeç burcunda yeni ay doğuyor ve 23 Temmuz'da Venüs retrosu başlıyor. Evet, bunlar ne demek? Şimdi detaylara bakalım. 3 Temmuz'da Oğlak burcunda Dolunay meydana gelecek. 11. evinizde. Burası aslında sosyal anlamda, toplumsal alanlarda hareketli bir alan. Dolunaylar bir tamamlanma, bir dönüşüm, bir sonuç alma sürecidir. Bir işinizin, projenizin sonuçlanması, tamamlanması mümkün. Bu size mesleki anlamda bir başarı, maddi manevi bazı ödüller getirebilir. Tabii ki iş ve kariyerinize destekleyen bir dolunay. Geçtiğimiz Ocak ayında başlamış bir projeniz de sonuçlanabilir. Sosyal hayatınızda, arkadaş ilişkilerinizde hareketlilik artıyor. Arkadaşlarla grup halinde bir şeyleri yapmanız, organizasyonlara katılmanız, özellikle ekip çalışmalarında bulunmanız mümkün. Bir kulüp üyeliği, bir dernek, vakıf çalışması, toplumsal alanlarda bir görev almanız mümkün görünüyor. Biraz hani kalabalıkların, toplumun dikkatini çekebileceğiniz bir aydasınız. Önce burçlarımız daha fazla etkilendiği için lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak burçlarının 11 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler güçlenecektir. Daha önemli olacaktır. Ve Mars ayın 11'inden sonra Başak burcuna geçecek. 11'ine kadar Aslan'da. Günlük hayatınız, iş temponuz bu ay aslında yoğun. Yani yoğun ve aktif bir aydasınız ve ayın ilk yarısı bu daha da artıyor. 11'inden itibaren Mars Başak burcuna geçince ilişkilerde biraz daha hareketliliğin, enerjinin arttığını söyleyebiliriz. Yani eşinize daha fazla enerji harcamanız, iş birliklerinde daha fazla bu ay aktif olmanız ya da bir ilişkiyi yürütmek adına daha fazla çaba göstermeniz mümkün. Karşınızdaki kişilerin zaman zaman agresif olması, biraz huzursuz ve stresli olması mümkündür. Özellikle ayın 20'si. 20'sinde Mars-Satürn karşıtlığı etkinleşecek. Satürn burcunuzda biliyorsunuz. Dolayısıyla 19'u, 20'si, 21'i bu aralarda lütfen ilişkilerdeki çatışmalara dikkat edin. Çünkü biraz gerilimler olabilir. Kendinizi bir ilişkide hani kısıtlanmış hissedebilirsiniz ya da çok fazla baskı altında hissedebilirsiniz. Eşiniz çok agresif ve huzursuz olabilir, çatışmaları açık olabilir. İyi yönetmek, daha sakin, sağduyulu olmak gerekiyor. Fiziksel anlamları biraz eklem ağrıları, kas ağrıları, yorgunluklar olabilir bu dönemde sizin adınıza. Karşıdan gelebilecek zararlara, bunlar bazen hani böyle saldırganlıklar ya da işte fiziksel bir şekilde zararlar da olabilir. Bunlara karşı lütfen dikkat edin, düşmanlıklara dikkat edin, işte kazalara, sakarlıklara dikkat edin. Bu ayın biraz sizin adınıza sert günleri diyebilirim. Ayın 17'sinde Yengeç burcunda yeni ay doğacak. 5. ev yeni ayı. Bu çok keyifli, romantik bir yeni ay. Bu yeni ay ve yeni ayı takip eden 2 haftalık süreç içerisinde kalbiniz boşsa eğer romantik bir ilişki başlayabilir, aşık olabilirsiniz. Süre gelen ilişkinizde eşinizle, partnerinizle de böyle daha romantik, daha keyifli paylaşımlarınız olabilir. Çocuklarla ilgili güzel bir yeni ay. Çocuk sahibi olmak, ebeveyn olmak isteyen balıkları destekliyor aslında bu yeni ay. Hamilelik, doğum gibi konularınız olabilir. Çocuklarınız varsa işte çocuklarınızla ilgili bazı kararlarınız var. Çocuklarınızla güzel, keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Çocuklarınızın eğitimidir, çocuklarınızın hayatında olabilecek bazı yenilikler. Tüm bunları da aslında hareketlendiren bir yeni ay. Kişisel anlamda yaratıcılığınızın, yeteneklerinizin değerlendirilebileceği fırsatlar karşınıza çıkabilir. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Örneğin sanatla ilgilenebilirsiniz. Sosyal anlamda yine fırsatların artabileceği bir yeni ay, güzel bir seyahate, bir tatile gidebilirsiniz. Yine lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuzda, yükselen burcunuz 24 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın güzel, olumlu tesirlerini daha fazla hissedeceksiniz. Önce burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa yeni ayın etkileri de o kadar tabii ki artacaktır, güçlenecektir. Ay boyunca Venüs Aslan'da ve her 1,5 yılda bir olduğu gibi bu yılda Venüs retrosu yaşayacağız. 23 Temmuz'la
5 Eylül arasında Venüs Aslan burcunda gerileyecek. 6. evinizde Venüs gerilerken biraz günlük hayatınız, iş ve çalışma koşullarınızda memnuniyetsizlikler oluşabilir. Beraber çalıştığınız kişilerle ilişkilere dikkat edin bu dönemde. İşte yardımcınız işten ayrılabilir. İşte beklediğiniz desteklere biraz azalabilirsiniz. Bununla birlikte müşteri ilişkilerine dikkat edin. Sağlığınızda biraz hassasiyetler artabilir. Kalp dolaşım sistemi problemleri, işte genel olarak bağışıklık sistemi zafiyetleri artabilir. Hormonal dengesizlikler Venüs retrolarında artabilir. Eğer böyle bir kronik sorununuz varsa Venüs gerilemesinde dikkat edin. Bu dönemde işte önemli alışverişler yapmayın, yapmamaya çalışın. İşte güzellik, estetik gibi alanlarda çok radikal uygulamalar yapmamaya çalışın. İşte saçınızın modelini, rengini bu dönemde pek değiştirmeyin. Çünkü sonrasında memnuniyetsizlikler oluşabilir. Evcil hayvanlarınızın sağlıkları, hani buralarda bazı sorunlar çıkabilir. Mutlaka çıkacak demiyorum ama biraz çıkabilir. Bununla birlikte nostaljik etkiler, hani size geçmişi hatırlatacak etkiler, karşılaşmalar olabilir. Özellikle iş alanınızda bunlarla daha çok karşılaşabilirsiniz. Yarım kalmış bazı işlerinizi, işte hobilerinizle ilgilenip yarım uzun süredir ilgi gösterip de hani zaman ayıramadığınız işlerinizi, hobilerinizi bu dönemde tekrar yapma fırsatı bulabilirsiniz. Bunun gibi güzel etkiler de çıkarabilir karşınıza. Yatırımlar konusunda temkinli olun. Çok önemli alışverişler yapmayın. İlişkilerde çok radikal kararlar vermemeye çalışın. Yani bir yardımcıyı işe alacaksınız örneğin diyelim. Bir asistan işe başlayacak. Hani bu dönemde çok da böyle önemli kararlar vermemekte fayda var sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Balık burcu, burçlar kuşağının 12. ve son burcudur. Yönetici gezegeni Jüpiter ve Neptün'dür. Su elementinin değişken nitelikli bir burcudur. Balık burçları son derece duygusal, duyarlı, romantik, sezgisel olurlar. Bu onların en önemli özellikleridir. Büyük bir inanma ve inandırma nitelikleri olabilir. Genellikle dürüst, vicdanlı, sadık ve uysal kişilerdir. Onlar girdikleri her çevreye kolayca uyum sağlayabilirler. Yönetici gezegenleri Neptün nedeniyle hayal dünyasında yaşayabilirler. Yaşama biraz romantik ve aşırı duygusal bakabilirler. Gerçekçi olmayabilirler. Balıklar diğer burçlar arasında dış etkenlerden en çok etkilenen, aslında etki alan kişilerdir. Onların kendisini güven içinde hissetmesi gerekir. Sürekli korunmaya ihtiyaçları olabilir. Duygusal iniş çıkışlarının çok fazla olması ve kolay etki altında kalmaları nedeniyle de melankolik bir burçtur. Bazen duygusal çıkmazlara girebilirler ve çeşitli bağımlılıklar geliştirebilirler. Dolayısıyla alkol ve uyuşturucu gibi kavramlara karşı dayanıklılıkları azdır. Rahatlıkla bağımlılıklar oluşabilir. Sanatsal yetenekleri güçlüdür. Özellikle büyük sanatçılar müzik, resim, dans gibi, sahne sanatları gibi sinema ve film sektöründe güçlü sanatçılarda balık burcundan rahatlıkla çıkabilir. Çok romantiktirler ve ilişkilerinde duygulara mantıktan daha fazla önem vereceklerdir.